Gobitçi burada, Gobitçi burada. Abi Gobitçi burada. Baba seyirin de bu kalabalık niye ki? Selamün aleyküm. Abi bir dakika ne oluyor burada, yemek mi var? Gobit, kolay gelsin. Gobit. Sağ ol aleyküm. Ne Gobit mi? Abi evet. Ankara'nın Gobit'i, meşhur Gobit ekmeği burada. Gobit ne abi? Abi Gobit. Bak bir yapayım abime bir gör bir bak sen ondan sonra. Gobit. İlk defa diyorum Gobit. Ya sabahın bu saatinde bu kuyruk Gobit kuyruğu mu? Gobit bu, sabahtan bu. Ya bu nasıl bir şey ki böyle sabahsız buraya böyle. Abi, abi çubuk turşusu. Çubuk turşusu var. Biberi var. Domatesi var. Bak abi. Çok özel. Akşam bundan yeriz. Sabah, öğlen, akşam abiler hep bu Gobit diyorlar burada. İsminiz nedir usta? İsmim Ayhan. Ayhan abi. Evet abi. Şimdi malzemeleri söyle sen bana. Çubuk turşusu var. Çubuk turşu. Salatalık turşumuz var, biber turşumuz var. Frik biberi var. Frik biber evet efendim, çok acı güzel. Acı mı? Acı. Sabah sabah ağır olmasın abi. Ağır bu ağır olmaz, çubukta yerler bunu. Ankara'da herkes yer bunu. Vitamin. Üşümeyiz değil mi hayatta bunu? Üşümez, ısınırsınız. Bu ne abi? Bu soğan efendim. Soğanla yumurtanın birleştiğinde hayatta üşümezsiniz. Soğan mı? Kokmayalım. Soğan kokmaz. Maydanoz var. Abi canım sen de. Maydanoz var içinde. Soğan kokmaz mı? Maydanoz var abi. Maydanoz var abi. Abi maydanoz olmadan bu yenmez abi. Maydanoz onu şey mi? Maydanoz onu kokusunu alır. Az zehir mi? Evet. Yumurta? Yumurta? Abi bu. Ne bakayım abi? Bir bak tadına abim. Az biber daha alayım. Biber vereyim efendim. O zaman 1 milyon fazla oluyor. Teşekkürler. Abi. Biz her gün. Abi. Abi neredesin? Abi tut yumurtayı bak. Hanım abi gelip Gobit yapıyoruz. Yapma ya, evde de yapıyorlar. Evde de yapıyoruz, yiyoruz. Abi hanımlar senin meslek hayatınla oynuyor. Bak evde de yapıyorlarmış Gobit. Evde yapıyoruz, abi, yaptırıyoruz. Çubukta Gobit'i ben yaparım. Evdekiler benden görüp yapıyorlar. Allah hanım çok güzel yapıyor. Neye faydası var bu Gobit'in? Kansere, ülsere birebir. Kansere, ülsere. Abi şu turşu biberini yediğin zaman üşümezsin. Çubuk turşusunu yiyeceksin abi. Bak. Biber de bağırsakları çalıştırır ayrıca. Oh be abi. Abim bir tane bir bak istersen sıcak bakayım abi. Bir bak abim. Abi sen bunu tut. Sana zahmet. Yo zahmet olmaz. Biz misafiri severiz. Allah Allah. Abi şu Gobit ekmeğe bak maşallah. Abi sen kendin mi yaptırıyorsun ekmeği? Bunların ekmeğini biz kendimiz yapıyoruz efendim. Abi, burada özel fırınımız var. Gobit yapıyor. Evet. Hemen. Hemen. Amca sen kendin mi yiyeceksin? Kendim yiyeceğim kardeşim. Yapma ya. Çubuğun en güzel yemeklerinden biri de bu kardeşim. Gobit'e bak abi 5 tane yiyor sabah. Abi Gobit olmadan 5 tane 6 tane yerler. Öğlen yerler. Akşam yerler. Sabah yerler. Sen de bayağı yiyorsun. Sen de iyi bak Gobit acıktıkça yiyoruz yani. Gobit dolmuş göbek. Evet. Murat kıvaldı senin içine bak. Tamam abi hemen daha yeni geldi. Yarım saatte bitiriyoruz. Kalabalık ol lan. Abi tadı nasıl? Ya bir şey söyleyeyim mi abi? Evet abi. Çok hoş bir tadı var ya. Evet. Yani bu çubuğun malzemelerden mi bu ürünlerden abi, mi bilmiyorum ama burada neyse güzel Gobit de güzel ya. Abi çok ağır tadı gelmiyor. Maydanozunu galiba dediğiniz gibi yok evet, ediyor. Evet evet. Yok ediyor. Yumurta çok güzel zaten. Yumurta güzel. Domates var, biber var. Köy yumurtası köy. Turşu, oh şöyle tuzlu. Yayladan getirdim bu yumurtayı özel. Yapma ya. Özel, tabii, çiftlik yumurtası kullanmıyoruz. Sarısından belli sarısından. Kaçtı. Kaça diyor? Kaç lira? 2 lira amca 2 lira. Zam gelmedi daha. Bazı 2 lira. 2 seneden beri 2 lira. Yumurta kaç para haberin var mı senin? 2 yumurta kaç lira? Kocam sen hiç Gobit yemedin mi? Yok. Bir yedi tadına bak. 2 lira pahalı değil. Nasıl ya? Sen bu yöze geldin Gobit yemedin mi? Yemedim hiç. Bu bana kaza... kimse söylemedi mi bunu? Yok. Amca sen ne yedin? Ben Manasir'im. Ne? Ben hacım işte Manasir payı var. Hacım bu çubuğun mühtüsü bak. Çubuğun mühtüsü. Vallahi sor hocam mı ya? Saygı duymam lazım. Sayın Müftüm. Tamam. Sayın Müftüm. Evet. Vallahi sen gerçekten yemedin mi çubuğu? Abartsın lazım ben bunu. Allah Allah. Bir tane bana müftümüze benden bir Gobit. Allah. Buyurun efendim. Bir hazır Gobit'imiz hacım. Ay sağ olun. Acıma yarasın. Nasıl beğendin mi hacı amca? İyi ya. Bir de dışarı. Ya sen bu yaşına kadar Gobit yemişsin. Ya yemedim baba Allah. Bak davetsiz misafire nasip oldu sana Gobit ısmarlamak. Allah'ım razı olsun. Abi bunun ekmeği böyle taş fırından evet, yapıyor. Ayhan Usta'nın özel taş fırınında hazırlanan güzel bir ekmek çeşidi. Çubuğun yöresel ekmek çeşitlerinden bir tanesi Gobit ekmeğimiz. Bu ekmeğin özelliği ne? Evet. Taze, bayatlamayan, uzun süre taze uzun süre muhafaza bir ekmeğimiz bu. Yöresel bir ekmek. Evet. Yani ekmeği sen kendin mi yapıyorsun Ayhan Usta? Ekmeği kendim yapıyorum efendim. Şimdi içinde biber var, frik biberi. Turşu var, evet pul biber var, soğan var, soğan yumurta var, domates var. Ekmek de şahane, senin sesin de güzel olması lazım bu durumda. Sesim
Hep gobit 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 diye bağırıyorsun ya. Evet. Zayde kurbanı iyi söylüyor. Zayde mi söylüyor? Zayde söylüyor. Neşet Ertaş. Biz de üst kattan rahmetli de şöyle bir Zahiden patlat da ben de bir taraftan hacı amcamla gobitimi yiyeyim. Seni dinleyeyim abi. Zahiden kurbanım oyun olacak halim. Yine bir laf duydum, kırıldı kolum. Gelenden geçenden oy haber sorarım. Zahiden bu hafta olur gelin. Palos'ta be. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Dünya neye yarardı da bobitler olmasaydı. Dünya neye yarardı da Turgay olmasaydı. Estağfurullah. Dardanesi danesi de seviyorum merdanesi. Güzellerin içinde de sen bir tanesi. Allah razı olsun. Yap abi gobitleri. Herkes aç. Millet gobit bekler. Sabahtan beri değnek oldu. Abi Ayhan Usta'nın meşhur gobiti böyle oldu. Sabahtan beri diyor değnek oldu. Ben o zaman bektim abi gobitini. Eline sağlık. Çok güzel. Efendim siz de çubuğa gelirseniz. Çubuk turşumuz. Sabah, öğlen, akşam fark etmiyor. Çubukta her öğün gobit mevcut. Gelin bir güzel gobitinizi yiyin, tadına bakın nasılmış, ben kendiniz görün ama Ayhan Usta'yı bulun. Gördüğünüz gibi Ankara'nın lezzetleri çubukta evlere sığmıyor, sokaklara taşıyor. Sizlere de hem Ayhan Usta'nın muhteşem gobitini yerinde tatmak hem de çubuklu dostlarla tadına doyulmaz sohbetler yapmak için Ankara Çubuğa şöyle bir uğramak kalıyor.